Teknosafari'den herkese merhaba. Bu videoda Apple'ın en yeni AirPods'u, AirPods Pro'yu inceliyor, ilk bakışımızı yapıyor olacağız. Şuradan sanıyorum hızlıca bir açma yeri var. Şunu çekerek ürünün açılışını yapalım. Rahatça bu şekilde olabiliyor. Yine Apple kutularında olduğu gibi güzel bir dizayn bizi bekliyor. Şu şekilde ben hızlıca kutusundan çıkartıyorum. Sonuçta bu bir ilk bakış videosu. Bir bakalım, bir görelim ne yazıyor. Dediğim gibi AirPods ve tabii ki burada kablosuz şarj kutusu da birlikte geliyor. Bu charging case dedikleri. Apple'ın yine sade bir dizaynını burada görüyoruz. Burada da ürünün yine fotoğrafı var. Hızlıca kutuyu açarsak, kutunun ilk tarafı gerçekten kaliteli. Kalın bir plastik. Burada yine Apple tarafından Kaliforniya'da ürünün dizayn edildiği bilgisi var. Burada birkaç tane yine dokümantasyon. Şöyle bir bakarsak bir kullanım kılavuzu, garantiyle ilgili şeyler derken zaten aşağıda ürünün kendisi de mevcut. Şöyle göstermek gerekirse ürün bir önceki tasarımdaki diş ipinden biraz daha yatay bir hale geldi. Dolayısıyla ben bu tarz bir tasarımı daha çok beğendim. Dediğim gibi öncekinde böyle tam bir diş ipi havası vardı. Şöyle açalım hep birlikte. Ve evet, ürün ağırlık olarak çok benzer bir öncekine, bir tık daha ağır bile olabilir ama yani bunlar çok ihmal edilebilir şeyler derken kulaklıklar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bence bir önceki dizayndan çok daha iyi. Bir kere şu sap kısmındaki kısalma beni çok mutlu etti. Bakın burada manuel olanlardan bile şu an itibariyle bu ürün daha kısa. Ve bu çok da güzel bir şey bence. Çünkü bir öncekiler böyle hani elektrikli diş fırçalarının uçları gibi duruyordu. Hatta işte Şirinlerin fön makinesi diye dalga geçenler de olmuştu. Ürün bu haliyle çok daha çok daha güzel durumda. Benim bu ürünü koşa koşa satın alma sebebim de biraz kişisel açıkçası. Onu da şöyle anlatayım. Yaklaşık 3 yıldır Bose'un Bose QC35 modelini kullanıyorum. İnanılmaz güzel bir noise cancellation, yani gürültü engelleme, aktif gürültü engelleme sistemi var. Şimdi Apple ilk defa AirPods'ta da bu aktif gürültü engelleme sistemini uyguladı. Dolayısıyla benim için bu çok önemli. Bir yandan da bir iki tane şimdi kuruluşumunu, açılışını da gösteririm. Başarılı birkaç yeni özellik daha gelmiş. Evet, aslında bu videoyu çok kısa tutmak istiyorum. Zira grip de olduğum için sadece şöyle bir açalım, kutuyu gösterelim istedim. Ürünün uzun dönemli incelemesini Teknosafari kanalında ya da Backers Reviews'da İngilizce olarak da bulabilirsiniz. Bunlar çok yakında gelecek. İlk şöyle bir ürünün kutusunu açalım. Biraz üzerine sohbet edelim istedim. Bu arada kutuda tam ne varmış onu da görelim. Çünkü şu kısmı benim için önemli. Burada Micro USB'den Lightning'e geçiş yapan bir kablomuz da var. Kutu içeriğinde başka. Ve tabii ki olmazsa olmaz. Gerçekten bunu iyi ki atlamadık. Şöyle farklı, sanıyorum şu anda üzerinde medium size var. Burada ise large ve small kulaklık kaplarını görüyorsunuz. Bunları kulaklığın ucuna takarak değiştirebiliyoruz. Herhalde bana medium olacaktır diye düşünüyorum ama kulağınızın ebadına göre de Apple sizlere her türlü çözümü burada sunmuş. Dediğim gibi bu üzerinde medium'la geliyor anladığım kadarıyla. Burada da small içinse, large içinde L amblemleri var. Tekrar dediğim gibi kurulumu, osu busu videosu bir sonraki videoda bizimle olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İki kanala da abone olmayı unutmayın. Teknosafari'de Türkçe olarak, Backers Reviews'da ise İngilizce olarak bu ürünün daha detaylı incelemelerini bulacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.